Bu aralar süper otomobil camiasında çok acayip şeyler oluyor. Bütün dünya elektrikliye giderken artık içten yanmalı motor göremeyeceğiz falan derken herkes bir anda elinde ne varsa bütün kartlarını masaya koymaya başladı. İşte Porsche yeni 911'de hibrit ama çok güzel bir motorla geldi. Bugatti Türbiyon'la değişik işler yaptı, atmosferiye döndü. Ferrari şu aralar biraz sessiz ama en sonunda Lamborghini de çıktı ortaya, kendi kartını oynadı. Ve ben şahsi olarak Lamborghini mi Ferrari mi dendiği zaman direkt Ferrari derdim ki Lamborghini'nin bu sefer yaptığı motorla işler değişti. Benim bu konuda Lamborghini'den beklentilerim açıkçası biraz daha düşüktü. Çünkü Audi'nin sahip olduğu bir marka, Volkswagen çatısı altında ve Volkswagen, Audi sürekli oraya böyle burnunu sokuyor. Lamborghini'nin zaten giriş seviyesi diyebileceğimiz önceki modellerdeki işte Gallardo, ondan sonra Huracan. Bunlarda kullanılan 5.2 litrelik V10 motor aslında Audi motoruydu. Lamborghini'ye özel bir motor yoktu. Sadece V12'ler Lamborghini'ye özeldi. Keza Urus'la birlikte zaten Panamera'da işte Audi Q8'de kullanılan motor alındı. Birebir Lamborghini'ye de verildi. Haliyle ben V8'e geçeceklerini düşünüyordum. Ama Urus'taki motoru alıp biraz modifiye edip biraz değiştirip karakteriyle oynayıp yeni giriş seviyesi Lamborghini'ye koyacaklarını varsayıyordum. Ama hiç de olay öyle olmadı. Yepyeni 10.000 devir çeviren 4 litre V8 bir motorla karşımıza çıktılar. V10'dan V8'e geçince hala çoğunuzda bir hayal kırıklığı olmuş olabilir. O atmosferik motorun, V10'un çıkardığı ses. Tatlı güzelliği tabii ki burada olmayacak. Ama arkasında mantıklı sebepleri var. Çoğu yerde duymayacağınız Lamborghini'nin bu motora geçiş hikayesine bakarsak aslında Lambo da durumun farkında. Demişler ki içeride biz bu V10'u tutmamız lazım. Bu bizim karakteristik bir özelliğimiz halinde. Ne olursa olsun bu V10'u yaparsak güzel olur demişler. Sonra oturmuşlar, biraz hesap kitap yapmışlar, mühendislere danışmışlar. Mühendisler demiş ki V10'u tutalım, başka motora geçmeyelim. Pazarlama ekibini ikna etmeye çalışmışlar. Arkasından bir bakalım nasıl oluyor demişler. Hesap kitap sonrası ortaya çıkan şey şu ki istedikleri güce ulaşacak bir motoru yapmak için 6 litre hacmine çıkmaları gerekmiş. Normalinde 5.2 litrelik V10 Huracan STO ile birlikte 630 beygir üretiyor. Tabii ki yeni modelde bunun üstüne çıkması lazım. Ama demişler ki 6 litreye çıkmamız lazım. Revuelto'yu tanıttık. V12 6.5 litre hacminde. Haliyle biri 6.5 litre, biri 6 litre V8, biri 6.5 litre V12. Çok arada kalmış bir şey oluyor. O yüzden ondan vazgeçmişler. V10 karakterini tutabileceğimiz bir V8 mi yapsak düşüncesi bu sefer başlıyor. Yönetimi aslında V8'e pek sıcak bakmıyor. Diyorlar ki 4 silindirli motorlar nasıl ki genel kullanım otomobillerde en yaygın motor, süper otomobillerde de V8 çift turbo en yaygın şey, hiçbir özelliği yok. Peki buna nasıl bir özellik katabiliriz? Yüksek devir çevirtsek nasıl olur? Güzel bir fikir. Piyasada çok fazla yüksek devir çeviren turbo V8 yok. 8000 devirlere kadar çıkanlar var. Demişler ki biz daha çılgın bir şey yapalım. 9000'lere çıkarsak nasıl olur? Yine mühendisler biraz hesap kitap. Demişler ki çılgınlık bu. Bunu yapmak bayağı zor iş. O zaman yönetim demiş ki madem bu yeterince zor, o zaman 10.000 devir çeviren bir motor yapalım ve diğer üreticiler bize yetişemesin bile. Gün sonunda Audi'den, Volkswagen'den devşirme, başka bir motordan alınma değil, tamamen sıfırdan tasarlanmış bu 4 litre 10.000 devir çeviren 800 beygir güç üreten içten yanmalı motoru yapmışlar. Tabii ki son zamanların yeni geleneği hibrit bir otomobil.
3 tane elektrik motoru var. 2 tane önde, her tekerlek başına bir tane. Bir tane de motorun içinde var. Her biri 150 beygir gücünde. 800 beygir de içten yanmalı motordan geliyor. Kombine halde hepsini toplayamıyorsunuz. Ama en son kombine en yüksek verebildiği güç 920 beygir. İşte burada Lamborghini kafaları biraz karıştırıyor. O kadar güçlü ki Revuelto var. O 1000 beygir civarında. Şimdi 920 beygirlik giriş seviyesi bir arabayı satıyorum ben artık deyince tabii ki işler başka bir yere evriliyor. Modifiyecilerin durumu nedir bilmiyorum ama olur da bu hibrit sistemi falan ekleyip en sonunda yazılım atabilirlerse çok eminim ki yazılımla işte biraz tuningle falan Revuelto'yu geçecek güçlere çıkartacaklardır bu motoru. O yüzden bu karar bence çok cesur, çok özgüven isteyen bir hareket. Tabii bu şeyleri arkamızda bırakıp teknik kısma odaklanırsak 10.000 devir çevirmek çok büyük bir sıkıntı dedik. Bu sıkıntıların en başında da sübaplar geliyor. Yüksek devir çevirmek istediğiniz zaman bunun açılıp kapanma mekanizmasının ve yayların çok sert olması, hiç böyle yumuşaklığa taviz vermemesi gerekiyor. Çünkü eğer o yayları iyi seçmezseniz bu sefer valfler tam açılıp kapanamıyor. Hem performans düşüklüğü yaratıyor hem de motorda sıkıntılar çıkmaya başlıyor. Buraya çok çalışmışlar. Doğal olarak çok sert yaylar kullanmışlar. Kullanmak zorunda kalmışlar. Tabii ki bu kadar yüksek devir çeviren V8 yapmak istiyorsanız flat plane olması gerekiyor. Amerikanlar gibi cross plane bir crank kullanarak bu devirlere çıkamazsınız. Bunu yapmışlar. Motorun üstüne baktığınız zaman Lamborghini logosunun altında bazı sayılar var. Bu ateşleme sırası. V8'ler genellikle bir taraf 1, 2, 3, 4 diğer tarafa geçtiğiniz zaman 5, 6, 7, 8 şeklinde numaralandırılır pistonlar. Bu numaralara da baktığınız zaman bir sağ taraftan bir sol taraftan ateşleme yapıldığını görüyorsunuz. Bu da zaten flat plane crank'ta olması gereken bir durum. Biel kolları titanyumdan, bu kadar yüksek basınçlara, bu kadar yüksek güçlere dayanması için olmazsa olmaz bir konu zaten bu. Benzer bir şeyi F8, SF90'da Ferrari tarafında da görüyoruz. Onun da biel kolları titanyumdan. Hot V konfigürasyonu denen bir şey var. Yani turbolar motorun dışında değil, V'nin içine konuyor. Bu hem paketleme anlamında daha kolay hem de turbo lagını azaltıyor. Egzozdan doğrudan turbolara bağlayabiliyorsunuz. Hem de bunu arabaya yerleştirirken daha az yer kaplıyor. Bu açıdan da bir avantajı var. Bu Hot V konfigürasyonunu ilk defa BMW bulup yapmıştı. Daha sonrasında Mercedes, işte Lamborghini vesaire diğer markalar çaldı demeyelim ama bayağı bir esinlendi. Bu V8 motorun üstündeki elektrikli motorun asıl işi alt devirleri güçlendirmek. Özellikle bu kadar yüksek devir çeviren bir motor yapınca bütün devir bandı boyunca güç sağlamak oldukça zor. Üst devirlere yönelmek zorundasınız. Mecbur performans otomobili. Bütün sübap zamanlamasının mekanik şeyleri üst devirlere göre yaptığınız için genelde alt devirler biraz cansız olur. Elektrik motorları burada devreye giriyor. V8 işini yapana kadar oradaki torku arttırarak güzel bir şekilde bütün devir bandı boyunca arabanın gitmesini sağlıyor. 920 beygir üretiyor dedik. 9000 devirden itibaren bu gücü alabiliyorsunuz. Yani gerçekten devri sonuna kadar kullanıp üst devirlere odaklanmış böyle yarışçı karakterinde bir motor. Motor bloğunu da özel bir materyalden dökmüşler. Ducati'nin MotoGP motorlarında kullandığı materyali kullanmışlar. Zaten Ducati de Audi'ye ait. Hepsi aynı çatı altında. Oradan da başka teknoloji, işte yüksek devir çeviren motorlara ait bir teknolojiyi alıp buraya entegre etmişler. Tabii ki sese de biraz özen göstermişler. Bari V10 karakterini tutalım demişler. Tabii turbo V8 ile bunu yapmak oldukça zor. Egzozla oynamışlar, işte geometrisiyle oynamışlar, ateşlemeyle oynamışlar falan. En sonunda o V10 tonunu yakalayacak bir yere getirmişler. Gerçekten de motoru dinlediğinizde V10'u anımsatıyor. Ama tabii son emisyon kuralları, dünyanın gittiği yer nedeniyle çok gürültülü bir egzozu yok. Eminim ki bunu aftermarket'te birileri böyle güzel bir egzoz yapıp ama tabii o atmosferin çığlık atışını hiçbir zaman yakalayamayacaktır. Plug-in hibrit bir otomobil. Prize takabiliyorsunuz ve konfigürasyonu Revuelto'ya bayağı benziyor. Hani orada geliştirdiklerini burada da direkt uygulamışlar gibi. İçeride sürücüyle yolcu arasında bataryalar var. Ön tarafa herhangi bir içten yanmalı motordan güç gitmiyor. Ve tabii ki bu hibrit sistemin etkisiyle biraz kilo almış. 1715 kilo civarında diyorlar. Tabii bataryaları, 3 tane elektrik motorunu vesaire ekleyince artık süper otomobiller de ağırlaştı. Ama hala çok ağır tarafta değil. 1715
kabul edilebilir seviyede. Bir süper otomobil dediğimizde o hem hafiflik hem ekstra güç kavramı geliyor aklımıza ama maalesef ki dünyanın yeni düzeniyle birlikte, bu hibritlerle birlikte daha ağır otomobiller. Kağıt üstünde Ferrari'nin SF90'ının rakibiymiş gibi duruyor. V8 oluşu, hibrit oluşu, işte 900 beygir, SF90 1000 beygir civarı. Kağıt üstünde bunun rakibiymiş gibi dursa da Ferrari'de bu yeni Temerario'yu karşılayacak bir model yok. Çünkü SF90'ı bir alt klasman süper otomobil olarak tanımladılar. Normalinde F8'in yerine gelecek otomobil bu Temerario'nun karşılığıydı. Onun yerine 296 GTB'yi tanıttılar ama bu V6 kategorisinde hibrit daha önce görmediğimiz tipte bir otomobildi. Haliyle orada Ferrari'de bir boşluk var ve nasıl dolacağını henüz bilmiyoruz. Ama bu özellikleri gördükten sonra, özellikle bu 10.000 devir çeviren V8'i gördükten sonra işler nasıl kızışacak? Hep birlikte göreceğiz. Bu videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen ihmal etmeyin. Yeni Temerario ve onun daha da önemlisi bu güzel V8 motoru hakkında neler düşünüyorsunuz? Onları da aşağı yoruma bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşçakalın.